Tamam. Saç dökülmesi kürümüzde hocamızın önerisi şunlardır. Üçlü bitki karışımıdır ve testere dişli aslan pençesi vardır. Bir de onlu bakım yağını veriyoruz biz burada. Üçlü bitki karışımı dediğimiz bizim ısırgan, ceviz yaprağı ve lavantadır. Bunu saçlara dökülmesi gerekiyor. Onu da şu şekilde hazırlamaları gerekiyor burada. 750 milimlik kaynamış olan suyumuzun içerisine bunu bu şekilde ayarlasınlar. Bir yemek kaşığı tekabül edecek şekilde ayarlasınlar bunu. Şimdi bu yağlanmaya bağlı saç dökülmesi, hormon dengesizliğine bağlı saç dökülmesi, mesela bazı bayanlarda erkek tipi saç dökülmesi olur önden. İşte bu kürü uygulasınlar. Çay olarak da testere dişli aslan pençesi. Yani o da hormon dengeleyici özelliği var. Evet. Bu üçlü bitki karışımımız burada 5 dakika kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra bunu süzüp suyunu saçlarımıza dökmemiz gerekiyor. Yalnız şöyle yapmaları gerekiyor bunu da. Eğer saçımız temizse temiz suyu, yani bu suyu saçımıza döküp, yani ıslatıp baştan uçlara kadar ıslatıp, ıslattıktan sonra bir yarım saat bekleyip yarım saat sonra bunun sadece suyla durulamaları gerekiyor. Eğer ki kirli ise saçı, banyodan sonra saçı Yağlıysa, evet. yağlıysa ve kirli ise saça yine bunu döküp, döktükten sonra tekrardan su ile durulamaları gerekiyor. Akşamları da testere dişli aslan pençesi devreye girecektir bu. Burada da yine kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine bir yemek kaşığı şeklinde, bir tutam şeklinde de yapabilirler bunu burada. Testere dişli aslan pençesi atıyoruz. Kısık ateşte 10 dakika kaynayıp, 10 dakika kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak içilmesi gerekiyor. Hocamızın bir de onlu bakım yağ önerisi vardır burada. O yağı da saç diplerine bunu masaj yaparak uygulamaları gerekiyor. Yarım saat ya da 45 dakika bekledikten sonra bunu da yine yıkamaları gerekiyor. Bunu da haftada bir kez uygulayacaklar, bu saç bakım yağını. Yani şey de yapabilir, işte internete girip oradan siteden tarifini daha detaylı alabilir, sorabilir.